Başkanım, Sayın Belediye Başkanı adayım, çok kıymetli hanımefendiler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Şimdi sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat!
konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Yeryüzü Belediye Başkanı adayımız Sayın Hüseyin Yüksek'i sahneye davet ediyorum. Çok kıymetli hanımefendiler, uzaktan yakından teşrifleriyle bizleri yalnız bırakmayan, bizleri onurlandıran, her daim yanımızda varlığını hissettiren kıymetli annelerim, sevgili büyüklerim, değerli hemşehrilerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Günün adını ve önlemini taşıyan 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü ve bugünün aslında üzücü bir olayla başlaması ve akabinde de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü adını almasıyla devam eden bir süreçtir. 129 tane Avustralya'da hanımefendinin yanarak ölmesi ve bugünün tarihinin verilmesi bu süreçte başlamıştır. Ve biz de tabii bugünün anlam ve önemini belirtmesi ve bir gün değil, her gün dünyanın cefakar, vefakar insanları olan, değerli olan sizlerin, ki biraz daha ileri gidersek aslında bu yalan dünyanın tüm derdini, gamını, kasafetini çeken, tüm olumsuz şartlara rağmen bir gün öf demeyen, hayatın tüm koşullarında sevdiklerini yüreğinden, canından aziz bilen hanımefendilerin gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Bir gün değil, her gün günün diyorum. Bu vesileyle böyle bir programı organize ettik ama insanın sevenini olması, her şeyden önemlisi insana sahip çıkan bu kadar hemşerisinin olması ayrı bir gurur. Salona girdim ve varlığınızı, arkamda bana sahip çıkmanızı adım attığım salon kapısından hissettim. Siz bugünlerde insanın en önemli günü olan kara günlerinde beni yalnız bırakmadınız. Allah da sizi hiçbir zaman yalnız bırakmasın. Şundan şüpheniz olmasın. Bu süreci birlikte yaşadık, birlikte gördük. Ben ablalarımın, annelerimin, değerli bayan kardeşlerimizin hep dualarında oldum. Ve memleketimi ve memleketimin insanını her daim kendi canımdan aziz bildim. Bu duygularla da bu hareketimi ve bu düşüncemi, fikrimin ne olduğunu anlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de AK Parti Gerze Belediye Başkanı adaylığı görevi şahsıma tevdi edildi. Konu burada başlıyor şimdi. Bakınız. Allah nasip etti. Sizlerin takdiri ve teveccühüne 31 Mart akşamı göreve gelmemiz durumunda size tek bir şey söyleyeceğim. Eğer sizin yüreğinize bir gün hüzün düşerse, sizin gözünüzden bu memlekete dair eşinizin işsizliği, çocuğunuzun sıkıntısıyla ilgili gözünüze bir damla yaş düşerse, müessibi de sorumlusu da benim, yaşadığım müddetçe hiçbir annenin yüreğine hüzün, hiçbir annenin gözünden tek bir damla yaş düşmeyecek. Şeref sözümdür size. Her zaman söyledim. Burası bizim ve her birimizin. Ata ocağı, ana kucağı dediğimiz yurdumuz. Bu memleketi kendi canımızdan aziz biliriz. Ebedi ve ezeli
öyle olmaya da devam edecek. Çok konuşmamı uzatarak değerli eğlence vaktinizden almak istemiyorum. Şunu özellikle ifade ediyorum. Bana güvendiğiniz için, bana inandığınız için her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle şunu da bilin. Bana güvenen hiçbir insan ne yer yolda kalacak ne de bir gün öfleyecek. Ben sizin güveninize de umudunuza da sahip çıkmaya sonuna kadar tüm gücümle devam edeceğim. Allah her birinizden razı olsun. Ve bu vesileyle tekrar 8 Mart Dünya Emekçiler Emekçi Kadınlar Günlüsü tebrik ediyorum. Muradınızı ise Mevlam onu versin diyorum. Çoluk ve çocuğunuzun üstündeki hasret, kurduğunuz hayaller neyse Mevlam'a duandır. Allah her birini tek tek gerçekleştirsin diyorum. Ve siz nasıl bir hayat yaşıyorsanız ben de o hayatı yaşayacağım. Ama şundan emin olun. 31 Mart'tan sonra yeni bir gerze olacak. Her şeyle, varlığıyla, birliğiyle, beraberliğiyle, bolluğuyla, işiyle, aşıyla yeni bir gerze olacak. Bundan şüpheniz olmasın. Her birisi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Geceniz şen olsun. Thank you.
Gel.